İDEF 2023 fuarındayız. Anadolu Robotik standındayız. Evet. Anadolu Robotik normalde bizim çok alışkın olmadığımız insansız sualtı araçlarını üretiyor. Doğru. Bu araçlara henüz daha çok aşina değiliz. Evet. Bize öncelikle insansız sualtı aracının genel görevlerinden ve Anadolu Robotik'in misyonundan bahseder misiniz? Tabii. Öncelikli olarak insansız sualtı araçları maalesef Türkiye'de pek önemli olarak görülmüyor. Biraz daha havacılık yönünde faaliyetlerde bulunuyor şirketlerimiz. İnsansız sualtı araçlarının başlıca görevleri arama kurtarma sahalarında kullanılması, petrol hatlarının güvenliğinde kullanılması, bazı deniz istihbari faaliyetlerde kullanılması şeklinde tasarlanıp üretilen cihazlar. Biz Anadolu Robotik olarak bu eksik gördüğümüz alanda bir şeyler yapmak istedik. Ekip olarak su ve denize olan aşkımız bizi perçinledi. Ve bunun doğrultusunda Argon modellerimizi geliştirmeye karar verdik. Yaklaşık olarak 5 yıldır geliştirmeleri devam eden ürünlerimiz artık satışa hazır hale getirildi. Öncesinde daha ticari olan ürünümüz Argon 300 vardı. Argon 600'ümüzü ilk defa bu fuarda da kullanıcılarımıza sunduk. Güzel dönüşler de aldık. Peki Argon 600'ün temel görevi nedir? Hangi görevler için tasarlandı? Sivil veya askeri görevlerde neler yapabilir? Dual use kullanıma mı sahip? Evet, Argon 600 modelimiz askeri modelimiz. Askeri model dendiğinde biraz daha işin içerisine daha zorlu görevler giriyor. Argon 600'ün ilk geliştirme amacı arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmasıydı. Üzerinde bulunan robot kol sayesinde, sonarlar sayesinde, sel, taşkın gibi sularda, tekne batmalarında, baraj boğulmalarında ve bulanık sularda da, akıntılı sularda da kullanılması için tasarlandı. Bunun yanında da yan ek bir görev olarak deniz istihbarat faaliyetlerinde ve petrol hatlarının güvenliği, bunun yanında eğer yanında bir çatlağı veya bir kılcal hasarları varsa onların görüntülenmesinde de kullanılıyor şu an. Peki Argon 600 üzerinde hangi faydalı yükler var? Tabii aslında bizim burada Game Changer olarak 4 özelliğimiz öne çıkıyor. Birincisi bu yukarıda gördüğünüz 3D sonarımız. Bu 3D sonar çift frekanslıdır. 120 metre maksimum, 50 metre, 120 metrede maksimumda bir nesnenin varlığını tespit edebiliyorsunuz. 50 metrenin altında da net o nesnenin ne olduğunu net olarak tespit edip kullanıcıya sunabiliyorsunuz. Peki Argon 600'ün şu an kullanıcısı var mı? Ürün yeni tanıtıldı biliyorum ama daha çok bahsettiğim aslında sözleşme olarak talep açısından bir talep bir kar var mı? Evet, şu anda taleplerimiz var. AFAD Genel Müdürlüğümüzde şu an bayağı ilerledik, sözleşme aşamasındayız. Demo testlerimizi yeni tamamladık, kabulümüzü aldık. Şu an sözleşmeleri karşılıklı olarak inceleyeceğiz, o aşamadayız. Bunun yanında jandarma arama kurtarma ile görüşüyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri ile görüşüyoruz. Bunların yanı sıra da bazı petrol boruları, döşeme firmalarına da sürekli olarak hizmet veriyoruz. Aselsan'a da hizmet veriyoruz. Bunun yanında ayrıyeten 300 modelimiz için de şu anda Aselsan'la görüşmelerimiz devam ediyor. Pekala, Argon ailesine baktığımız zaman benim aklıma mayın tespiti gibi görevler de geliyor. Çünkü evet, son dönemde mesela Karadeniz'de bu çok revaçtaydı. Bu tarz evet, görevler de sizce mümkün olabilir mi? Yani bilirsiniz bu işleri biraz denemek gerekiyor işin açığı. Biz bunu kendi başımıza deneyemiyoruz. Belli izinler gerekiyor. İnşallah aklımızda öyle bir alana girmek var. Daha yeni tanıtıldık. İnşallah gerekli mercilerle görüşmeleri yapıp o alanda da ilerlemeyi istiyoruz. Peki sizin genel olarak hem insansız sualtı araçları, şimdi burada mesela iletişim zorlukları söz konusu, evet, keza denizaltı oldukça karanlık, tespit zor, sonar gibi şeyler kullanmak gerekiyor. Evet. Buradaki genel görev yapısındaki zorlukları nasıl aşıyorsunuz? Şöyle, bildiğiniz üzere 50 metrenin altında herhangi bir kablosuz iletişim yok suyun içerisinde maalesef. Bunun yanında zaten 50-60 metreleri geçtiğimizde güneş ışığı da artık pek gelmiyor. 50-60 metrelerin altında üzerinde bulunan 12 bin lümen ışığımızla aydınlatma yapıyoruz. Daha da bulanık sularda özellikle 3D sonarımızı kullanıyoruz. Mecburiyetten zaten kablolu oluyor. Bu kablo hem gücü aktarıyor hem de iletişimi sağlıyor anlık olarak.
Yani suyun altındaki zorluklar bizi kabloluya itiyor. Kablolu olmasının bazı dezavantajları var, farkındayız. Ama maalesef öyle bir teknoloji yok. Aslında kablo ciddi avantaj da sağlıyor. Örneğin kablosuz iletişim sağlansa bile ciddi veri aktarım hızlarında sınırlamalar oluyor. Evet, tabii. Yani böyle bir durum da var. Kablonun avantajları şöyle de oluyor. Kullanıcıların kendilerini sabitleyerek çok çok akıntılı sularda makinenin savrulmasını da engelliyor. Evet. Çünkü üzerindeki motorlar sayesinde belli bir akıntıya karşı durabiliyor. Yaklaşık olarak 3,5 nata kadar bir akıntıya karşı aracımız durabiliyor. Ama bunun üzerinde mecburen savruluyor. Kablo da bunun tutmasını sağlıyor. Yani avantajı da bu. Evet. Peki insansız sualtı aracı dışında bunun kontrol istasyonu da var. Bu kontrol istasyonuyla ilgili çalışmaları da kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, biz makara sistemimiz ve kontrol istasyonumuzu kendi bünyemizde tasarlıyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Sadece bazı komponentleri dışarıdan alıyoruz. İçerisindeki bütün yazılımı bize ait. Her şeyini biz geliştiriyoruz. Multidisipliner bir ekip olduğumuz için herhangi bir dışarıya iş vermeden kendi bünyemizde problemlerimizi çözebiliyoruz. Aktarımınız için teşekkür ederiz. Bize Anadolu Robotik ile ilgili veyahut da fuarla ilgili söylemek istediğiniz başka şeyler var mı? Teşekkür ederiz ilginiz için. Yani fuar şu an için gayet iyi geçiyor. Bir problemimiz yok. Teşekkür ederiz. Ayaklarınızı sağ olun. Sağ olun.